Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Nuraz'a. Dinliyoruz sizi. Sevgili Türkiye'nin dert annesi diyorum ben ona. İnce ablayla Evet. beraber kulağımız sizde. İyi ki varsın. Siz de iyi ki Kadınları varsınız. görünce bir güçleniyorum. Gerçekten. Ha. Evet. Ağlıyor musunuz siz? Benim idealim Müge Anlı'ydı. Evet. Şu anda İnce abla ve siz gerçekten beni çok güçlendiriyorsunuz. Canımsınız. Sevgili Müge Anlı'yı da Ayrıca çok severim. Çok yakın ve çok kıymetli arkadaşımdır. evet. Gerçekten o da Türkiye'nin en önemli kadınlarından. Sizin derdinize bir nebze hani yaranıza merhem olabiliyorsak ne mutlu Ne bize. mutlu evet. Sizi doğuran analara Allah cennetini nasip etsin. Amin. 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 Sizin canınızı bu kadar sıkan, sizi böyle hüngür hüngür ağlatan nedir? Hanım, eşim beni sürekli aldattı. Evlendiğimiz günden bu yana Of 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 of. olmadı çünkü ilk evliliğimde. Onun ilk evliliğiydi. Sürekli senin ikinci evliliğin. Ben haksız da olsam sen haksız olacaksın herkesin gözünden nazarında. Öyle oluyor hayatım, doğru. Küçük oğlum vardı. O zaman 1,5 yaşındaydı oğlum. Emziriyordum. Benim ikinci evliliğim, iki tane de kızım vardı. Kızlarımı kapının önüne koydu. Eniştem geldi, topladı, çocuklarımı götürdü. Tabii ki bir hafta gezmeye gelmişlerdi benim yanıma. Emiyordu küçüktü. Ailesine anlattım. Erkektir yapar. Sen çekmek zorundasın. Çekmiyorsan kapı orada. Biz oğlumuza daha güzelini buluruz. Daha iyisini buluruz. Zaten ailesi istemiyordu. Sonrasında işte ailesi sürekli bu şekilde oğlunun yanında durdu. Basit şeylerden kavgalar çıkarıp babası arıyor. Oğlum çocuğu al gel. Abilerinden öldürüyor mu, ölüyor mu hani karşına duran olursa hiç fark etmez. Ama çocuğu al gel. Çocuğu bırakma. Bu şekilde 13 yıl geçti. Of of O, bu of of. 13 yıl zekabında işte biraz böyle bir düzelme aşamasına girmişti ki dedim ya tamam düzeldi artık. Bir çocuk daha yaptık. Şu an 2 yaşında oğlum ellerinizden öper. Allah bağışlasın. Hala devam ediyor. Aldatmaları, psikolojik baskısı. Kızım üniversite okuyor. İki kızım vardı. Bir tanesi evlendi. Ben çok küçük evlendim. 13 yaşında aile zoruyla. Çocuklarından ayrı değilsin ama değil mi? Şu anda hep berabersiniz. Evet. Asla bırakmam. Çocuk Asla bırakılır mı? bırakmayacağım. Hayat bana ne getirirse getirsin çocuklarımı bırakmayacağım. Peki şu andaki durumun ne? Yine Şu aldattığını mı andaki gördün? durumum Yakaladın mı? aldatıyor zaten sürekli aldatıyor. Yakalamama gerek yok bundan. Yani Nereden çok biliyorsun rahat. sürekli aldattığını? Bir şey görüyor musun? Sana haber mi veriyorlar? Ne yapıyorlar? Şimdi ben telefonundan öğreniyorum bunları. Sizin bu parmak izi şeyiniz var ya. Aramızda kız böyle öyle yüksek sesle söylemiyorsun onu. Ama ne yapalım işe yaramıyor. Bak her şey ortaya çıkıyor. Evet. Şimdi İnce abla kızacak bize. Ne Yok. yapıyorsunuz erkekleri rahat Ama bırakın dün diye. ben fırça yedim bu yüzden bir erkekten. Benim Dur eşim onu sonra bilmiyor. konuşalım. Yani. Oğlum. Sonra peki eşin uyurken gittin telefonunu aldın. Evet. Parmağını İşte bastırdın. evet. Şak diye çıktı mı her şey? Her şey çıktı. Zaten ona işte bu 2 yaşındaki oğlum rahatsızlandı. Geçmiş Evet. olsun. Sağ olun. Yoğun bakımda kaldı 10 gün. O Şimdi, süre içinde bir bayanla görüşüyor. Kendine yakın birisiyle, bir dakika ailesine. çocuğunun sağlık durumu nasıl şimdi? Çok iyi şükürler Çok olsun. şükür. Hiçbir şey Peki. kalmadı. Peki o Evet. fotoğrafları gördüğünde o anda eşini uyandırdın mı? Ne yaptın? Neler Yok, yaşadınız? uyandırmadım. Hiçbir şey demedim. Bir süre sessiz kaldım. Sonra içim içime sığmadı. Daha sonrasında işte anlattım. Dedim neden yapıyorsun? Yapma. Bak benim gururum var. Ben erkeğimdir. Yıkanırım gelirim biter. Ne Bak bileyim bunun bak. gibi şeyler.
Sonrasında işte bu yakınıyla bayağı bir görüşmelere başladılar. Sürekli bakıyorum, ikisi de çevrimiçi. Oğlumla birlikte takip aldık. Sonra işte durum Peki o kadını ailesine sen tanıyor musun, seni aldattığı kadını? Şahsen tanımıyorum. Şahsen dersen şöyle, hani memleketler ayrı olduğu için görmedim ama tanıyorum, biliyorum. O senin bildiğini biliyor mu? Evet. Aradın mı yoksa kadını? Kadını aramadım. Kadın zaten hani zor durumdayım. Eşimle görüşüyorum. Eşim bana yardımcı oluyor falan diye benimle de görüşüyor bu arada. Nasıl? Şaşırdım ben şimdi. Peki hiç Sonra tanımadığım, bir dakika orasını anlamadım. Hiç tanımadığım baktım. bir kadın seninle neden görüşüyor? Tanımadığım değil, şöyle birbirimizi biliyoruz. Mesela hani ben onların gelinleriyim, onlar bir eşimin akrabası ya. Ama yüz yüze görmedim. Eşinin Bak akrabasıyla. bak bak. Peki eşin ne yardımında bulunuyormuş ona? Bunun eşi onu tehdit ediyormuş, ayrıldığı eşi. Benim eşim ona güzel mesajlar, yorumlar yaparsa, görürse benim eşime ulaşacakmış. Eşimle karşı karşıya gelecekmiş. Ha, ben yorumları Facebook üzerinden göreceğim ya. Aslında Gördüğüm bunu böyle zaman, mi söyledi? evet, bana o şekilde Bir söylediler. yaşıma daha Ben girdim. de dedim ki hani hala ulaşmadım bu adam sana. Bu kadar yorum var, kalpler, aşklar, sözleri. Ay bir de kalp mi koyuyor Facebook'tan Tabii şeylerine? Mesela. tabii. Çok güzelsin kuzen. Çok tatlısın. Ha kuzen mi diyor bunları yazarken? Kocası Tabii, kuzeni. Tamam. kuzenler zaten. Acaba şimdi ben hep soruyorum. Yani her zaman yani burada tabii ki her zaman erkekleri de suçlamıyoruz. Yani burada kadınlar da erkekler de olaya göre kim suçluysa onu değerlendiriyoruz. Belki adam gerçekten kuzeni olduğu için iyi niyetli olarak yorumlar yazıyor olabilir mi Facebook'un altına? Yok Nurhan'ım, şöyle ben daha Niye güldün? sonrasında Olabilir işte ama yani. Kalp, kalple. ailesiyle Şifre. görüştüğümde artık ben bunların telefon faturalarını çıkardım. Eşi bir şey gidiyor ya, işte Evet. fatura benim üzerime. Tamam. Döküman aldım. Döküman sabah evden çıkıyor, akşam gelinceye kadar görüşmeler. İnternet Bütün üzerinden non. gün. Gece gidiyorsa gece sabahlara kadar sürekli görüşmüşler. Bir aylık dokümanı çıkarttırdım zaten, fazla çıkarttırmadım. Sonra işte ailesine attım dokümanları. Ailesi Tamam. artık hani öbür bayanlar dışarıdan oldukları için, tanıdık olmadıkları için duyulmaz. Bize bir zarar gelmez ama bu duyulduğu zaman biz rencide oluruz falan diye kızı tepkiyi koydular. Kızla görüşmemeye başlattırdılar bunu. Sonrasında işte dedim neden yaptın? Benden fazlası neydi? O ara o kadar kötü oldum ki kendi kendime fotoğraflar, selfiler yapıyorum. Gülemiyorum. Gülersem diyoruz. Ben, bütün kadınlar gülerken çok güzel. Ben niye güzel olamıyorum? Ah canım Kendi benim. kendimden şüphe etmeye başladım. Benim çocuğum yoğun bakımdayken ölümle pençeleşiyordu. Yani benim çocuğum dedin aslında ikinizin ortak çocuğu değil mi? Evet, Yani evet. senin çocuğun yoğun bakımda ölümle pençeleşirken aynı Babası. zamanda kocanın da çocuğu. Aynen. Aynen. Babası ölüm bakımdaki yoğun bakımdaki ölümle pençeleşen çocuğunu bırakıp gidip başka kadınlarla beraber oluyor. Gönlünü Evet. eğlendiriyor. Aynen öyle Yazıklar yaptı. olsun ona. Allah karşılarına çıkarsın diyorum. Başka bir şey demiyorum. Ve çıkartıyor da. Ben ilahi adalete inanıyorum. İnan. İnanıyorum. Peki Çünkü şu hayatım ya anda bak şimdi senin nezdinde buradan herkese söyleyelim. Sonra sözü İnce ablamıza bırakacağız. Ya buyurun. buradan bak hep söylüyoruz. Bir kere kocan aldattı. Birinci çocuğu yaptın. Peki neden ilişkinden çok emin olmadan ikinci çocuğu da yapıyorsunuz? Bu adamlar Çünkü düzeliyor mu? yok, hayır, kesinlikle kimse düzeliyor diye beklemesinler. Öyle bir yani beklentiye kimse girmesin. Ve ikinci evliliği yapan kadınlara sesleniyorum. Lütfen dikkat edin. Ve genç kızlarımıza sesleniyorum. Müge Anlı gibi, Nur Viral gibi, İnci Yeşilyurt gibi ayaklarınızın üzerine sapasağlam duruncaya kadar evlilik düşünmeyin. Düşünmeyin diyorum. Ve ben kızıma üniversiteyi bitirttim. Ve şu anda kızıma güvenerekten diyorum ki ben boşanıyorum. Ve kızıma güvendiğimi bildiği için de diyor ki adam, neye güveniyorsun? Güvendiğin dalları da kırarım. Allah öyle bir Allah ki senin elini Tabii. ayağını kırar, hiç Tabii. hareket edemezsin yani. Şu anda öyle bir şeyle pençeleşiyorlar ki Nurhanım.
Benim bilmediğimi zannediyorlar. Duydum. Oh. Alo. Ay, kadıncağız düştü telefondan. Ashab suresi 40. ayet der ki hüküm Allah'a aittir. Öpüyoruz sizi. Çok teşekkür ediyoruz aradığınız için. Yani senin güvendiğin dalları kırarım demiş ama Ashab suresi ne diyor? Hüküm sadece Allah'a aittir. Evet. Yani o hiç öyle senin güvendiğin dalları kırarım falan değil. Allah cevabını verir. Ben buradan bir şey söyleyebilir miyim? İkinci evliliklerini yapanlara. Hani derler ya, beni anlayabilmek için bana benim gibi birini getirin. Hani adam damdan düşüyor. Bana diyor, tabip değil de doktor değil de diyor, bana damdan düşen birini getirin. O benim halimden çok iyi anlar. Ben bu konuda damdan düşen biriyim. İkinci evliliğini yapmış ve hani Türkiye'nin önemli isimlerinden biriyle evleniyorum. Yuva kuruyorum ve tabii ki o yuvayı kurarken diyorsun ki Allah'ım hiç bitmesin. Çünkü neden? Hiçbir evlilik bitmek üzere tabii. O masaya İyi oturmuyorsun, imzayı atmıyorsun. Olaylar seni öyle bir yere getiriyor ki. Mesela olaylar beni çıkmaza getirdiğinde, bakın bunu büyük bir samimiyetle söylüyorum. İkinci evliliğim, ekrandayım, evlilik programı konuşuyoruz. Kim benim için ne der? Acaba etraf ne söyler? Konu komşu ne düşünür? Akraba ne der? Ayrılırken bir dakika bile tereddüt etmedim. Biliyorum o günlerini. Hiçbir şekilde şunu söyleyeceğim. İkinci evliliğini yapıp da mutsuz olanlara sesleniyorum. Mutsuz musun? Bu hayat sana bir kere veriliyor. Hiçbir şeye katlanma. Bunu da söylerken eğer tabii ki maddi gücün, işte gidecek bir yerin, yani hepsini ayrı değerlendirmek gerekiyor ama şunu çok iyi biliyorum. Allah bir insanı bir yola çıkartıyorsa mutlaka önünü de açıyor, engelleri kaldırıyor. Bir tek yere Allah'a sığın, yolun açılacaktır. Sevgili seyircimiz, bizi arayan, böyle gönülden derdini paylaşan, bizi izleyen bu hanımefendiye senin tavsiyelerin ne olur? Şu anda girdiği yol çok doğru. Yani anladığım kadarıyla gidecek yeri, yapacak, kazanacak herhangi bir parası, daha doğrusu kendi ayaklarının üstünde duramadığın için katlanmak mecburiyetinde kalmışsın. Bir anlamda kendi ayaklarının üstünde duramamanın bedelini yaşamışsın. Ama artık ne güzel bir cümle kullandın. Kızım da artık üniversiteyi bitirdi ve ben boşanacağım dedin. Evet, Nur'un da söylediği gibi sabrettik, katlandık, baktık olmuyor. Tabii ki artık kendi hayatımızı kurtarmak amacıyla evlenmek gibi boşanmak da bir hak. O hakkını kullanmanı ben sana öneriyorum. Ve karşı tarafın, dikkat edersen, söylediği bir şey var. Neye güveniyorsun? Eğer bu hayatta güvenecek, kendi ayaklarının üstünde duracak, her türlü işi yaparak kendi mideciğini doyuracak kadar bir kazancı bir şekilde ahlakınla, namusunla elde edeceğin gücünü hissederlerse böyle ezemiyorlar sizi. Bundan emin olun. Ve bu yüzden de karşı taraf eğer vicdanı yoksa, eşin gibi ahlakı zayıfsa bu yaptıklarını yapıyor. Güvenecek bir şeyin olduğunda o da bunları kesecek zaten ama iş işten geçmiş olacak. Allah'ım, kim olursa olsun, erkek ya da kız, evet, çocuk, evlatlarımızı insan gibi insan, hayırlı insanlarla karşılaştırsın. Vicdanı olan, vicdan, ahlakı, evet, olan. Evet, evet. Biraz para inan ki değil, vicdan ve ahlak. İmanı olan. Bunlar o kadar önemli şeyler ki. Önemli. Evlatlarımızı Allah'ın tahtı ve bahtı Allah korkusu olsun içinde ya. Amin. Alo.